Değerli kardeşlerim, bugün biz Allah nasip ederse Hazreti Hamza radıyallahu anh'tan bahsedeceğiz. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin amcası. Bazı rivayetlerde 2, bazı rivayetlerde 4 yaş Peygamberimizden büyük. Hazreti Hamza'nın annesi Hale binti Murre. Hale binti Murre, değerli kardeşlerim, Hazreti Amine'nin amcasının kızıdır. Yani bu yönünü bilirsek, Hazreti Muhammed'le aleyhissalatü vesselam'la Hazreti Hamza'nın iki koldan da akraba olduğunu, yani Hazreti Hamza'nın babası Abdülmuttalib, Resulullah'ın da dedesi. Hazreti Hamza'nın annesi, Peygamberimizin annesinin amcasının kızı. Dolayısıyla Hazreti Hamza bir de bir akrabalık daha var, süt kardeşler. Ebu Leheb Hazreti Hamza'nın abisi. Ebu Leheb'in kölesi vardı, cariyesi. Cariyeler, Allah Rabbim Süveybe anamıza rahmet eylesin. Zor bir hayat. Cariye ne demek biliyor musunuz? Biz genelde kötü arzular aklımıza gelince bazı arkadaşlar şöyle diyorlar işte. Ya işte falan ülkeye gidelim de bir cariyemiz mi olsun falan, böyle nefsi zevk için söylüyorlar. Yok kardeşlerim, gitsin o günler geri gelmesin. Kurulmuş bir dünya düzeninde kölelik vardı, cariyelik vardı. Cariye ne ki? Cariye o evin her şeyi, hizmetçi anlamında. Evin erkeğinin hem karısı, affedersiniz, hem hizmetçisi, hem su taşıyıcısı, her türlü işleri yapar. Bunun karşılığında dünyalık bir kuruş gelir elde edemez, köledir çünkü. Sonra ev sahibi veya evin hanımı veya evdeki birisi hoşuna mı gitmedi, götürür pazarda satar. Cariye aynı zamanda bir maldır, affedersiniz. Süveybe, Ebu Leheb'in cariyesi, kölesi. Ama çocuk, çok çocuk doğurduğu için efendisinden doğan çocukları da efendisi kabul etmiyor çoğu zaman. Mesela Mesruk doğmuş Süveybe'den, Mesruk. Ne garip bir hayat, bu çocuk küçükken ölmüş. Peygamber Efendimiz Medine'den Mesruk için, süt annesi ya Süveybe, Peygamberimizin ilk süt annesi Halime değildir, Süveybe'dir. Hazreti Hamza'nın da süt annesi Süveybe'dir. Doğunca kucağında çocuğu var. Niye yapıyorlar o çocuğu? Evin efendisinin çocuğunu da emzirsin diye, süt bankası olarak. Marketlerde süt satılmadığı için o kadına çocuk doğurmasını sağlıyorlar ve onun sütünü kendi efendilerinin çocuklarına emziriyorlar. Böyle bir dünya. Ne kadar zor bir hayat. Süveybe, Ebu Seleme'yi, Hazreti Hamza'yı ve Hazreti Muhammed'i emzirmiştir. Dolayısıyla Hazreti Hamza, Peygamber Efendimizin abisidir. Öz, süt abisidir. Anladınız mı şimdi biraz kardeşlerim? Fark ettiniz mi inceliği biraz? Hazreti Muhammed'i Mekke'de çocukken kimse dövememiştir. Sebep? Hazreti Hamza'dan sebeptir. Hazreti Hamza hep Hazreti Muhammed'i korumuş. 3-4 yaşta büyük ya, abisi aynı zamanda, annesinin de amcasının kızı, dedeleri aynı, amcasının oğlu, kardeşinin, abisinin oğlu Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz'i hep bir göz ucuyla korumuş. Kim Hazreti Muhammed'i dövmek istese, çocukken Mekke'de, yani o kadar pisliğin, ahlaksızlığın ortasında Hazreti Muhammed'e dalaşmaz mı o Mekke'deki Ebu Cehillerin çocukları? Elbette ki dalaşırlardı ama korktukları biri vardı, Hamza. Hazreti Hamza iri bir adam. Çocukken de yaşıtlarından büyük görünürmüş. Bir de çılgın bir cesareti var Hazreti Hamza'nın. Hazreti Hamza deyince aklınıza şöyle biri gelsin. Soğuk bir adam. Soğuk. Yani şakayı çok sevmez. Böyle güldürelim, eğlendirelim, ortamı neşelendirelim yapamazlar Hamza'nın yanında. Yapı olarak, karakter olarak
Hazreti Hamza küçüklüğünden itibaren ciddi duran, çok espriye meyli olmayan soğuk bir insan. İslam'a girince bu soğuk ve ciddi karakteri arslana dönüşmüş ve Allah'ın arslanı olmuş. Hazreti Hamza Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e ayrı bir sevgisi vardı. Mesela babasının dinini terk etmedi uzun yıllar. Peygamberliğin 4 yılı Hazreti Hamza Müslüman olmadı. Biliyordu yeğeninin peygamberlik ilan ettiğini, Müslümanları dövüldüğünü görüyordu. Ama Hazreti Hamza'nın korkusuna, Ebu Talib'in himayesine, Hazreti Muhammed'e, Bilal'e yaptıklarını yapamıyorlardı. Fakat Ebu Talib ölünce Ebu Cehil azgınlığı tuttu. Bir an kışkırtıldı o, Muhammed geldi bak bak dedi. Gene dedi, sen bunu yasakladığın halde Kabe'ye girdi, bak ibadet ediyor dedi. Ebu Cehil Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına geçti ve şu mübarek huzurdan, şu mübarek Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek huzurlarından haya ederek söylüyorum, ağız dolusu kötü sözler söyledi. Peygamber Efendimizin şahsiyetini incitecek, bir insana söylenmeyecek kötü sözlerle hakaret ediyordu. Hakaret ettikçe Resulullah namazını bitirip ayrılacak. 2 rekatlı bir namaz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazını bitirdi. Müslümanlar Resulullah'ın yanında 5-6 tane garip, zayıf, onlara sakin olun dedi. Karışmayın dedi. Hazreti Peygamber'in sülalesine, soyuna dil uzattı. Ey Muhammed dedi, sen peygamber olmadığın gibi şu Mekke'deki alçak bir ailenin çocuğusun dedi. Senin soyun da sülalen de şöyle kötüdür, böyle kötüdür dedi, haşa. Kuduz bir, affedersiniz, azmış gibi hakaret üstüne hakaret etti. Allah Resulü orada Ebu Cehil'e ne Müslümanlara bir zarar gelsin, ne de Mekke'nin huzuru daha fazla kaçmasın, bu iş büyük bir toplumsal kargaşaya, anarşiye, herhangi bir kavgaya dönüşmesin diye sessizce oradan ayrıldı Resulullah. Ayrılınca Ebu Cehil elindeki şarap taslarıyla naralar atarak gördünüz mü Muhammed'i dedi. Gördünüz mü, bak ses çıkaramadı. Hazreti Peygamber gitmişti. Üzülmemiş miydi? Tabii ki üzülmüştü. İncinmemiş miydi? Vallahi incinmişti. Allah Resulü Erkam'ın evine geldi, evine gitmedi. Hanımı da üzülmesin Hatice diye. Erkam'ın evinde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Herkes olanları biliyor ve Resulullah'ın ne kadar incitildiğini biliyor. Onu savunamamışlar. Resulullah rahat durun dedi. Ses çıkarmayın dedi. Peygamberimize sahip çıkamadıkları için, o kadar hakareti yuttukları için zorlarına gidiyor. Resulullah'ın gözlerine biriken yaşlar toprağa tek tek damla damla düşüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.